basına ve kamuoyuna. Her şeye rağmen yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Ülkemizde kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı uygulamaları Sağlık Bakanlığı'nca kan ve kan ürünleri kanunu ile alt mevzuatı çerçevesinde yürütülmektedir. Kan temini sağlıklı bireylerin gönüllü olarak yaptıkları bağışlarla sağlanmaktadır. Kan ve kan ürünü bağışlarını toplama yetkisi sağlıkta dönüşüm programı kapsamında Türk Kızılay'ına verilmiştir. 155 yıl önce insanlık, ayırım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllü hizmet, birlik ve evrensellikten oluşan 7 temel ilkeyle kurulmuş olan Kızılay, AKP-MHP iktidarının yarattığı yardım ve biat düzeni nedeniyle ilkelerinden uzaklaşmış, rant devşirme alanına dönüşmüştür. Kızılay'a yönelik güvensizlik hiçbir dönemde olmadığı kadar artmıştır. Bağışlanan kanların parayla satılması, deprem sürecinde yiyecek ve çadırların satılması nedeniyle artan güvensizliğin olumsuz etkileri sağlık kurumlarında daha iyi gözlemlenmektedir. Kan bağışlarındaki ciddi azalma, kan merkezlerindeki stokları kritik düzeye indirmiştir. Ülke genelinde olduğu gibi ilimiz hastanelerinde de onkoloji, diyaliz, yoğun bakım hastalarının ihtiyacı dahi ancak adlarına bağış yaparak karşılanmaktadır. Hayati önemdeki kalp ameliyatları kan sıkıntısı nedeniyle zamanında yapılamamaktadır.